Gerçekten gidiyor musun yani şimdi? Evet. Bu akşam uçuyorum. Bana öyle bakma Pike. Olanları biliyorsun. Ben senin kızına tapan bir anne olduğunu da biliyorum Eda'cığım. Lara'yı son bir kez görmeyi çok isterdim. Gör o zaman. Biliyorum. O Engin adisi varken kolay değil ama... kızını son bir kez öpüp koklamak senin hakkın. Mutlaka Lara'ya ulaşmanın bir yolu vardır. Aslında var. Engin'in iş ortağı var, Gümüş Hanım. Bana bir kere yardım etmişti. İyi birine benziyor. Bir daha yardım edebilir. Hemen ara o zaman, ne duruyorsun? Cebi falan yok ki. Ah, ama belki şirketlerinden ulaşabilirim. Gümüş Tekstil. Aa, merhaba. Ben Gümüş Hanım'ın bir arkadaşıyım. Kendisiyle görüşmem mümkün mü acaba? Gümüş Hanım Kapadokya'da. Bir defilemiz var mı? Peki Engin Bey burada mı? Hayır, o da Kapadokya'da. Bir notunuz var mı? Ben seyredeyim. Kim değil? Aa, şey, Ayşe ben. Ayşe. Evet, Ayşe. Bir notum yok. Yeniden ararım. İyi çalışmalar. Engin burada yok. Kızımı görebilirim. Hadi, hadi. Ev cevap vermiyor. Lara'yı da yanında götürmüş olmasın? Şu Gümüş Hanım'ın cep numarasını bir şekilde alsaydım keşke. Bir düşünelim bakalım. Nasıl ulaşabiliriz Gümüş Hanım'a? Endişelenmekte haklısın ama... bu söylediğim bir şey anlatmıyor ki. Ne bileyim, belki Engin'in de şarjı bitmiştir. Oteli arayamamıştır. Belki de çoktan yola çıkmışlardır bile. Uçakta oldukları için arayamıyorlardır. Onur, anlamıyorsun. Gümüş Engin aradı dedi. Telefonumu gidip alacağız dedi. Adam unutulmuş bir telefon yok diyor. Ortada bir yalan var yani. Gümüş ne yapar eder beni arardı. Ya bu hiç ona göre değil. Burada bu halde olduğumu bilir. Peki ne yapalım, önerin nedir? Bilmiyorum Onur, bilmiyorum abi. Ben sana söyleyeyim kaptan, biraz daha bekleyelim. Gümüş mutlaka bir telefon bulup bizi arayacaktır. Ya da biraz sonra eve gelecektir, tamam? Mehmet Bey, telefon var. Gümüş mü? Hayır, Eda diye bir hanımefendi. Sizinle konuşmak istiyor. Tanımıyorum öyle birini. Ayrıca şu an kimseyle konuşamam, müsait değilim. Telefondan sonra ararım ben onu. Peki. Seher, bir dakika. Kimmiş? Yani hangi konuda arıyormuş, sana bir şey söyledi mi? Engin Bey'in eski eşiymiş. Mehmet Bey'e... Efendim? İyi akşamlar Mehmet Bey. Bu saatte rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Yo yo, rica ederim, rica ederim. Buyurun. Gümüş Hanım'ın bana daha önce bazı iyilikleri olmuştu. Şey, şimdi acil olarak onun cep numarasına ihtiyacım var. Sizden almam mümkün mü acaba? Tabii tabii mümkün. Ama nedenini öğrenmemde bir sakınca var mı? Estağfurullah. Kızım Lara'ya ulaşamıyorum bir türlü. Yani Gümüş Hanım Engin'le birlikte Kapadokya'daymış. Lara yanlarında olabilir mi diye düşündüm. Yalnız şöyle bir şey var. Lara Kapadokya'ya gitmedi. Bundan emin misiniz? Evet, kesinlikle eminim. Gümüşler yola çıkarken arabada Lara yoktu. Havaalanında buluştular desem. Sen Gümüş bana Lara'nın da yanlarında olduğunu mutlaka söylerdi. Lara nerede peki? Engin onu yanından asla ayırmaz. Hanımefendi bakın, ben de saatlerdir karıma ulaşamıyorum. Artık çok endişeliyim. Benim de acil olarak Engin Bey'e ulaşmam lazım. Bilmiyorum, belki sizinle oturup konuşsak belki bir yol bulabiliriz. Ne dersiniz? Geldiğiniz için çok teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Buyurun, şöyle geçelim. Buyurun. Ya aç ettiniz bizi ya, neredesiniz? Bitmedi mi işiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Karıcığım, geliyoruz zaten. Buyurun lütfen, böyle. Teşekkürler. Hadi. Ya Onur, ne oluyor? Ne oldu, bitti mi yemek? Kim bu kadın? İşle ilgili bir şey hayatım. Hadi sen git, ben de birazdan geliyorum. Bak Def de çok huysuzlanıyor. Seni istiyor. Dedem de söylenmeye başladı artık, haberin olsun. Tamam karıcığım, birazdan geliyorum dedim ya. Gene neler çeviriyorsunuz siz? Hiçbir şey çevirmiyoruz. Çalışıyoruz sadece. Hayatım, kadına ayıp oluyor, içeri giriyorum ben. Birazdan geliyorum, tamam? Tamam. Engin oteli hiç aramamış bile. Ama Gümüş bana Engin aradı dedi. Demek ki yanındaydı. Gümüş bana yalan söylemeyeceğine göre
Engin Gümüş'ten bir şeyler saklıyor bence. Ayrıca Gümüş'le bu son konuşmamız oldu. Yani sonra aradığımda ne Engin'e ne de Gümüş'e ulaşabildim. Mehmet Bey, benim bildiğim Engin kendisine bir hedef koyduysa ona ulaşana kadar her şeyi yapar. Bakın Eda Hanım, zaten eski eşiniz çok fazla hoşlandığım biri değil. E siz de böyle konuştukça ben çok fazla tedirgin oluyorum. Maalesef Engin pek güvenilir biri değildir Mehmet Bey. Zaten ciddi psikolojik bazı sorunları var. Ben bunları yıllar içinde çok acı çekerek öğrendim. Ne bileyim, bu yüzden ondan her şeyi beklerim ben. Allah'ım. Gümüş'ü yalnız göndermemeliydim. Peki, yani sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Engin'e nasıl ulaşabiliriz sizce? Lara'ya ulaşabilirsek onlara da ulaşabiliriz. Çünkü Engin kızını yanından ayırmaz. Lara şu anda Kapadokya'da olmasa bile Engin mutlaka kızını almaya gidecektir. Peki Lara'ya ulaşmamızın bir yolu yok mu bizim? Aslında var. Lara'nın bir bakıcısı var, Hande. Ben sabahtan beri arıyorum. Ama kız telefonlarımı açmıyor. Ya daha önce de bir iki kere bir şeyler rica etmiştim. Engin kızı tartaklamış. Kız korkuyor artık. Benimle görüşmekten kaçınıyor. Numarası nedir bu annenin? Yepyeni bir topacım var, ucu süslü kırbacım var. Döndüm eve. Nasıl ama? Biraz yüksek söyle. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yardımlarınız için teşekkürler. İyi geceler. Ne diyor? Lara yanında değil miymiş? Kız işten ayrılmış. Çok olmuş. Neden peki? Çünkü Engin Lara'yı Paris'e göndermiş. Paris'e mi? Evet. Oraya yerleşiyormuş. Ne demek helikopter arızalandı kardeşim? Biz sizinle bir anlaşma yaptık. Bir başkasını yollayın. Engin Bey bakın diğer işlerimize ilgili... Bana bak, diğer işleriniz beni ilgilendirmiyor. Bu akşam buraya bu helikopter gelecek mi gelmeyecek mi sen bana onu söyle. Şimdi Engin Bey... aracınızla Antalya'ya gidip uçakla oradan geçseniz. Bana bak. Benim akıla değil bir helikoptere ihtiyacım var. Ben de biliyorum Antalya arabanla gitmesini. Ama eğer uçakla Antalya'ya... Ya uçak olmaz. O zaman havaalanına gitmem gerekecek. Bana bak sen beni dinle. Sen ne yapıp edip bu akşam anlaştığımız saatte bu araziden bizi helikopterle alıyorsun. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Anlaşıldı mı? Engin Bey. Duydun mu beni? Duydum. Bütün velayeti aldı. Ama kızımı yurt dışına çıkarırken benden izin alması gerekiyordu. Nasıl becerdi bunu peki? Engin'in yaşlı bir teyzesi mi ne varmış? Onunla göndermiş galiba Lara'yı. Aman Allah'ım. Bana zorla bir kağıt imzalatmıştı. Büyük olasılıkla izin kağıdıydı o. Ya benim İstanbul'u terk etmem için çok baskı yaptı. Aslında bu gece de gidiyordum ama... Ya, Lara'ya veda etmeden gidemedim. Eda Hanım lütfen çocuğunuzu bırakıp gitmeyin zaten. Biz size elimizden geldiği kadar destek oluruz. Ya zaten bu Paris hikayesi bana biraz dümenmiş gibi geliyor. Bakıcıya herkesin ulaşacağını biliyordur bu herif, öyle değil mi? Ya inanamıyorum. Bunları neden yapıyor bu adam peki? Neden yapıyor? Lara'ya bir anne arıyor. Anlamadım. Engin'in psikolojik sorunları var. Çok sevgisiz büyümüş. Annesi Engin'i doğururken vefat etmiş. Engin'i anneannesi büyütmüş ama... torunun hep kızını katili olarak görmüş. Çok ezmiş onu. Biraz da şiddete maruz kalmış. Küçükken çok ezildiği için de ezmeyi çok iyi öğrenmiş. Çok fakir bir aileden gelmesine rağmen çok başarılı bir iş adamı oldu. İmkansızlıklar içinde okudu. Kendini yetiştirdi. Ama bunlar hırslı olduğu için yapmıyor. Aslında özünde çok özel ve iyi bir adamdır. Yardımseverdir. Ama kadınlarla ilişki kurmakta hep başarısız. Onun için ya annesi gibi melek, masum kadınlar var ya da anneannesi gibi yıkıcı. Sevmeyi bilmiyor.
Sadece ezmeyi ve yok etmeyi biliyor. Şu anda da büyük bir ihtimalle Gümüş Hanım'ı annesinin yerine koymaya çalışıyor. Daha fazla burada bekleyemeyeceğim. Bu herif karıma zarar verebilir. Ben Kapadokya'ya gidiyorum.